bize gübreleme ile alakalı sorular geliyor. Tabii gübreleme programı yap diyen çiftçi ve yatırımcı arkadaşlarımız çok var ama tabii bu gübreleme programı yapılmaz ki, yani bu şeye benzer. Resmimi çekip doktora göndermek gibi, beni tedavi etsene, benim neyim var der gibi. Yani böyle bir şey yok. Kan testi var, her şeyi var. Yani sen kalkıp toprak tahlilini yaptıracaksın. Toprak tahlilinde ne noksansa onu atacaksın. Senin pH'n kaç, organik madden kaç, kirecin ne kadar, ne kadar kumlu, ne kadar kirli gibi 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 gibi. Yani bunlara göre kullanılır. Bir öneri, buradan öneri sunmak yanlış. Toprak tahlillerinin altına zaten yazıyorlar. Şu 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 noksan şu kadar kullanılacak diye. Sonra yazında bir 6. ayda bir de ney noksansa 6. ayın 15'inde yaprak tahlili yaptırılacak. Yaprak tahlilleri de 6. ayın 15'inde özellikle yeşilken yapıyoruz ki yeşillik biraz daha böyle hızlı sürgün gelişimi yavaşladığından bitki besin elementleri yaprakta birikiyor. Bunun sonucunda da yapmış olduğumuz 6. ayın 15'i civarında yaptığımız yaprak tahlilinde ney noksan ise, ney fazla ise buna göre bir gübreleme yapacağız. Bu gübrelemenin sonucunda atmış olduğumuz gübreleri 20 gün, 25 gün sonra ikinci yaprak tahlili yaptırarak ne kadar alınmış, ne kadar alınmamış, buna bakarak gübreleme kendi toprağımızı, kendi iklimimizi, kendi havamızı çözerek, böyle daha bilimsel çalışarak gübreleme yapmamız gerekir. Bunlar çok zor şeyler değil arkadaşlar. Yani toprak tahlilini muhakkak yaptıralım, gübreleri buna göre kullanalım. Yıllık iki seferde yaprak tahlili yaptırdığımızda altında zaten ney noksansa yazıyor. O kadar basit. Noksan olanları veriyoruz, fazla olanları vermiyoruz. Bunun bize şöyle bir avantajı var. Eksik olanı verdiğimiz için avantaj, ama fazla olan gübreyi de vermiyoruz. Kimyasal madde, kimyasal gübrelerin %90'ını zaten dışarıdan ithal ediyoruz. Sonuçta girdi maliyetleri, gübrenin girdi maliyetleri çok fazla yüksek. Gereksiz yere bu kadar girdi maliyetini yükseltmenin de çok amacı kalmıyor. Bakıyorsun bazı gübreler yeterli, yeterli olanları vermiyoruz. Ama noksan olanları vererek kaliteyi, kalibreyi yükseltiyoruz. Yani siz daha öncelerde dediğim gibi büyük bahçeler kurabilirsiniz. Eğer dekara 500 kilo çıkmıyorsanız, eğer 500 kilo ve üzeri almıyorsanız ve bu almış olduğunuz cevizin de %70'ini 80'ini 34 ve üzeri kalibre yapmıyor iseniz ve içini %50 civarında dolduramıyorsanız zaten pazarda çok fazla yer bulmayacak. Bu sefer fiyat düşüyor. Yine çok fazla bahçe, çok büyük bahçe kurmanızın bir anlamı kalmıyor. İster bir dönüm, ister 1000 dönüm. Bu çok önemli. Hepsinde doğru iş yapmak lazım. Özellikle büyük bahçe kuracak olan yatırımcı arkadaşlarımız bunlara çok dikkat etsinler. Bahçe 2-300 dekarı geçtikten sonra kontrol etmesi ve bakması çok zor. Buralarda 500 kilolara çıkmak daha disiplin istiyor. Yani 5 dönüm, 10 dönüm, 20 dönüm, hani 50 dönüme kadar 500 kiloya çok rahat çıkılabilir. Yani bu çok büyük bir başarı sayılmaz. Yani 5-10 dönüm yara sırtında su taşısan, elinle çapa yapsan doğru bakarak 500 kiloya çıkabilirsin. Yani o bence önemli bir başarı değil. Evet, olması gereken bir şey, doğru bir şey ama başarı olarak kabul etmemiz gerekir. O yine hedef küçültmüş oluruz çünkü. Ama 300, 500, 1000 dönüm yerlerde tabii kontroller çok zor oluyor. Buradaki çiftçilerimiz 5-10 dönüm, 20 dönüme göre 2 kat, 3 kat daha fazla dikkat etmeleri gerekir. Zamanında suyu, gübresini vererek. Dolayısıyla 1 dönümde, 1000 dönümde dikkat edecek. Ama hepsinden 500 ve üzeri dekarda alır isek bu ticari olacak. En azından 1 kilo ceviz fazla yaparsak yurt dışına bizim dövizimiz gitmeyecek. Bunu böyle düşünmek gerekir. Kontrolsüz güç, güç değildir. Gücü kontrol etmeyi öğrenecek. Hani bundan 10-15 sene önceki gibi değil. Artık bilgiye daha çabuk, bu medya olsun, internet olsun, diğer şeylerden insanlar bilgilere daha çabuk ulaşabiliyor. Yani en azından yabancı ülkelerin verilerine de girilebiliyor. Zaten ülkemizde de 500 kilolar almaya başlayan çiftçi sayısı, yatırımcı sayısı çoğaldı. Allah'a hamdolsun, çok güzel, ben çok seviniyorum. Bunların sayısını biz daha fazla çoğaltarak herkesin almasını istiyoruz. Ve eskisi gibi değil, bakın çeşitler de çoğaldı. Önceden bir Chanter'la çıktık, sonra Fernor çıktı. Şimdi Tülare diyoruz, Lara diyoruz, Howard diyoruz. Bunların hepsi birbirinden değerli çeşitler. Bunların hepsinin
performansı farklı iklimlerde başka. Yani bunun birisi iyi biri kötü değil. Hepsinin farklı farklı 0 ile 1500 rakım arasında uyabilecek çeşitler ve daha önemlisi piyasaya erken mal çıkarabileceğimiz erken hasat olan çeşitler de var. Yani artık cevizimizde bilgi çoğaldıkça, meyve çeşit, ceviz çeşitlerimiz de çoğaldıkça daha doğru yerlere, daha doğru çeşitleri dikerek daha fazla ekonomik kazanç elde edebiliriz.